Anlamsız bir ölüme şaraplar parça üzümlü bulutlar yolda aşın olsun. Bir keskin kalem, bir kırık gözlük, yürekli yiğitlerin hatıran olsun. Patlamayla sarsıldı. Cumhuriyet gazetesi yazarı Uğur Mumcu, Karlı Sokak'taki evinin önünde park halindeki arabasına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu hayatını kaybetti. Cinayetin ardından tüm Türkiye'de protesto yürüyüşleri düzenlendi. Faillerin bulunacağı yönünde sözler verildi. Bu hain cinayetin üzerinden 30 yıl geçti. Ancak failler hala bulunamadı. 24 Ocak 1993 günü arabasına yerleştirilen bomba ile katledilen Uğur Mumcu'yu ölümünün 30. yılında özlemle anıyoruz. Bu ülkenin geleceği için onurlu, namuslu ve cesur kalemler hep hedef alındı. Yaşamları karartıldı. Aileleri acılar çekti. Çok canlar yandı. Ancak doğru bildikleri yolda aydınlık ve ışık peşinde koşarken katledilenlerin fikirleri asla öldürülemedi, yok edilemedi. Daha da büyük. Onların demokrasi mücadelesi, cesareti ve dürüstlüğü genç kuşaklara örnek oldu. Mumcu, toplumu ayakta tutan temel dayanaklardan biri adalet duygusudur. Bu duygu bir kez yara aldı mı demokrasinin temelleri sarsılmıştır demişti. Bu yüzden katledildi. Şimdi Uğur Mumcu'nun hukukçu kimliğini temsil eden konuşmasını yapmak üzere avukat Baturay Ulu'yu mikrofona davet ediyorum. Değerli demokrasi dostlarım. Sözlerime başlarken Uğur Mumcu'yu, Profesör Doktor Muammer Aksoy'u ve tüm şehit aydınlarımızı rahmetle anıyor, sizleri saygıyla selamlıyorum. Bugün diğer 24 Ocaklar gibi soğuk ve matemli bir gün. 30 yıl önce bugün büyük fikir insanı, hukukçu ve gazeteci Uğur Mumcu hain bir saldırı sonucu hayata veda etti. Aradan geçen 30 yılda tıpkı sağlığında istediği gibi halkı onu hiç unutmadı. Çünkü o yeri dolmaz bir hukukçu, özgürlük ve bağımsızlık savaşçısıydı. Her ne kadar gazeteci yönü ağır bassa da Uğur Mumcu aynı zamanda bir hukukçuydu. Hukukun üstünlüğüne çoğulcu demokrasiye inanıyordu. Bağımsızlık ve özgürlük onun vazgeçemeyeceği ilkelerdi. Ona göre çağdaş hukuk düzeni insan aklının ve mantığının bir mucizesiydi. Bu büyük oluşum bireyin gelişimini, güvenliğini, refahını ve nihayet mutluluğunu sağlamak için tarihin en ilkel çağlarından bu yana sürmüş ve süre gelen kızgın bir mücadelenin sonucuydu. Bugün bir kanun kitabında tek bir maddeyle veya birkaç cümleyle ifade edilen bir hakkı düşünelim. Mesela grev hakkı. Bu hak için tarihte ne amansız mücadeleler verilmiştir. Veya bizden bir örnekle, padişahın kulu iken eşit yurttaşlar oluşumuzla bu türden amansız bir mücadele sonucu olmuştur. Uğur Mumcu öngörülü bir kararlılıkla bu kazanımların değerini çok iyi biliyordu. Kimse farkında değilken bile hukukun ve cumhuriyet kazanımlarının en önde gelen savunucusuydu. Ona göre bir toplumun ekonomik ve sosyal açıdan gelişmesi ancak adaletle sağlanabilir. Adaletin olmadığı yerde ise ancak anarşi ve şiddet olacaktır. Adaletin olmadığı her ülke ise er geç kargaşa, zorbalık ve diktatörle karşılaşacaktır. Ne var ki adaletin varlığı topluma huzur ve düzen getirecektir. Öyle bir toplumda liyakat ve verimli iş yapma kapasitesi artacak, insanlar geleceğe güvenle bakacaklardır. Hukukun ve adaletin tesisi ancak haksızlıklar karşısında susmayarak mümkün olur. Şöyle diyordu Üstad,
Eleştirmek Türk aydınının görevidir. Ne hainiz ne satılmış. Evet, kendi ülkemizin yabancısı da değiliz. Öz ve öz Türk çocuklarıyız. Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür yurttaşlar olarak görüş ve endişelerimizi dile getirmek isteriz. Bunu hem onurlu yurttaşlar olmanın hakkı hem de Atatürkçü aydın olmanın görevi sayarız. İşte Uğur Mumcu ve daha nice hak ve hukuk savaşçıları böyle insanlardı. Kendilerini toplumun iyiliğine ve mutluluğuna adamışlardı. Onlara yol gösteren özgürlük ve adalete ulaşma hedefinin toplumun tek kurtuluş yolu olduğuna olan inançtı. Onun yürüdüğü yol aydınlığa, çağdaşlığa ve uygarlığa uzanıyordu. Onu katleden gafiller şunu hiç akıllarına getirmediler. Baskı ve zulme direnmek insanın karakteridir. İnsanoğlu bu özelliğini yıllar süren büyük ve kanlı mücadeleler sonucu genlerine kazımıştır. Sinsi ve hain tuzaklarla, suikastlerle bu içselleştirilmiş olgu hafızalardan silinemez. Uğur Mumcu'nun katledilişi onun verdiği mücadeleyi daha da kutlu kılmıştır. Uğur Mumcu ve bu yolda canını içe sayıp mücadele etmiş daha nice büyük insan bu mücadelenin kahramanlarıdır. Hukuksuzluğa, adaletsizliğe ve her türlü karanlığa karşı açtıkları bayrak dimdik ayakta dalgalanmaktadır. Çağdaş uygarlığa, mutlu bir yaşama, adalet ve eşitliğe olan yürüyüş devam edecektir. Uğur Mumcular vurulurlar belki ama asla unutulmazlar. Teşekkür ederim. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz demişti Bilgece. Toplumun aydınlanmasını istemeyen karanlık güçlerce katledildi. Uğur Mumcu'nun gazeteci kimliğini temsil eden konuşmasını yapmak üzere gazeteci Erdoğan Demir'i mikrofona davet ediyorum. Sayın Beyendik Belediye Başkanı ve değerli katılımcılar, hepinize hoş geldiniz. Merhaba. Bugün 24 Ocak 2023, yani araştırmacı gazeteci ve hukuk adamı olan Uğur Mumcu'nun katledişinin 30. yıl dönümü. Bizler onu 30 yıldan bu yana hep saygı, rahmet ve özlemle anıyoruz. Hepiniz bugün bu anma törenine tekrar hoş geldiniz diyorum. Bugün de senin yüksek hatıran önünde 30. ölüm yıl dönümünde yine saygıyla eğiliyoruz Uğur Mumcu. Yine elimizde karanfiller ve yine dilimizde seninle anılan türküler olacak burada. Alçakça seni öldürenler seni katlettikten sonra aramızdan nice aydın insanımızı da aldı. Dilerseniz gelin şimdi 24 Ocak 1993 tarihinde evinin önündeki aracının bindiği sırada konan bombanın patlamasıyla hayatını kaybeden Uğur Mumcu'nun hayatını ve ailesini şöyle kısaca bir tanıyalım. Annesi Nadire Mumcu, babası Tapu Kadastro memuru Hakkı Şinasi Bey'di. Uğur Mumcu 22 Ağustos 1942 tarihinde Kırşehir'de 4 kardeşin üçüncüsü olarak doğdu. Eşi Şükran Güldal Mumcu, Foman ile Eyalon evliliğinden bir oğlu Özgür Mumcu ve bir kızı Özge olmuştur. Uğur Mumcu arasında ailesi tarafından Ekim 1994'te Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı bir adında bir vakıf kurulmuştur. Eşi Şükran Güldal Mumcu 23. dönem Türkiye Büyük Meclisi İzmir Milletvekili olarak girmiş ve 10 Ağustos 2007 7 Haziran 2015 tarihleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliği görevini yürütmüştür. Ağabeyi ve İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Ceyhan Mumcu'nun Uğur Mumcu ile ilgili röportajlarının bir kısmı Kardeşim Uğur Mumcu adıyla bir kitapta toplanmıştır. İlk öğretimini Ankara Devlet İlkokulu'nda ve orta öğretimini Ankara Bahçeli Evler Deneme Lisesi'nde okuyan Mumcu çok aktif bir öğrenciydi. 1961'de avukat olmak üzere başladığı üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 1965'te tamamladı. Henüz öğrenciyken 26 Ağustos 1962'de Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan Türk Sosyalizmi başlıklı makalesiyle Yunus Nadi ödülünü kazandı. 1963'te Fakültede Öğrenci Derneği Başkanı seçildi.
69-72 yılları arasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde İdari Hukuk Profesörü Tahsin Bekir Balta'nın asistanı olarak çalıştı. Askerliğini yapmaya hazırlandığı sırada 12 Mart döneminde bir yazısında kullandığı "Ordu uyanık olmalı" sözleriyle orduya hakaret etmek ve sosyal bir sınıfın öteki sosyal sınıflar üzerinde tahakkümünü kurmak suçundan işlediği iddiasıyla gözaltına alındı. Mamak askeri cezaevinde pek çok aydınla birlikte bir yıla yakın kalan Mumcu bu davadan dolayı 7 yıl hapse mahkum edildi. Fakat bu karar Yargıtay tarafından bozuldu ve Mumcu serbest bırakıldı. Bu olaydan sonra askerliğini yedek subay olarak yapması gerektiği halde 1972-1974 yılları arasında Ağrı'nın Patnos ilçesinde resmi tanımıyla Sakıncalı Piyade Evi yılları arasında Sakıncalı Piyade Evi olarak askerliğini tamamladı. Patnos'ta ağır koşullar altında askerliğini yaparken zaten uzun zamandan beri var olan ülseri yüzünden mide kanaması geçirdi. Yeni Ortam gazetesinde köşe yazarlığı yapan Uğur Mumcu 1975'ten itibaren Cumhuriyet'te Gözlem başlıklı köşe yazısında düzenli olarak yazmaya başladı. Aynı zamanda Ankara Ajansı'nda çalışmaktaydı. 1975 Mart'ında makalelerinden oluşan Suçlular ve Güçlüler adlı kitabını yayınladı. Aynı yıl Altan Öğmen'le birlikte hazırladıkları Süleyman Demirel'in yeğeni Yahya Demirel'in hayali mobilya ihracatını konu edinen Mobilya Dosyası adlı kitabı yayınlandı. 1977 yılından sonra sadece Cumhuriyet için yazmaya başladı. Gözlem başlıklı köşesinde 1991 yılının Kasım ayına kadar aralıksız olarak yazdı. 1977'de Sakıncalı Piyade ve Bir Pulsuz Dilekçe kitapları yayınlandı. Ertesi yıl Sakıncalı Piyade yapıtını Rutkay Aziz ile birlikte tiyatroya uyarladı. Oyunu Ankara Sanat Tiyatrosu'nda tam 700 kez sahnelendi. 1978'de ise ünlülerin yaşam öykülerini, siyasal geçmişlerini Bir Güldürü Zenginliği'yle anlattığı kitabı Büyüklerimiz yayımlandı. Uğur Mumcu Londra'da BBC Türkçe için Nuri Çalakoğlu ve Ayça Abakan'ın konuğu olduğu bir röportajda siyasi görüşünü demokratik sosyalizm olduğunu belirterek şu sözlerle açıkladı. "Ben görüş olarak sosyalist eğilimliyim. Yani emekçi sınıfların toplumda yönetimi ele almasını istiyorum. Ben sosyalist bilincimi her gün arttırıyorum. Ulusal, ulusal bağımsız sol. Ben sosyalist eğilimliyim. İşçi sınıfının, emekçi sınıf ve tabakalarının demokratik yollarla iktidara gelmesini istiyorum. Bu görüşümden hiç ama hiç vazgeçmedim" der. Türkiye'de 12 Eylül 1980 darbesine giden süreçte yaşananları eleştirdi Mumcu. Türkiye'de terör olaylarının artması nedeniyle 1979 yılında 12 Mart dönemi öncesi ve sonrası gençlik liderlerinin yaşadıklarını kendi ağızlarından yansıttığı ve silahlı eylemlerle bir yere varılamayacağına dikkat çektiği kitabı Çıkmaz Sokağa yayınladı. 7 Mart 1980 tarihinde yayınladığı yazısında anarşi ve terör ortamını şu sözlerle eleştirdi. "Bunun adı solculuk mu? Yoksul ellerini üstüne kurşun yağdıran, banka soyan eşkıyalık mıdır solculuk? Böylesi yerin dibine batsın böyle bir solculuk. Bunun adı milliyetçilik mi? Savcıları, yargıçları, üniversite öğretim üyelerini, emniyet müdürlerini öldüren, yurttaş kanı içen canavarlık mıdır milliyetçilik? Böylesi yerin dibine batsın böyle bir milliyetçilik" dedi Uğur Mumcu. 19 Temmuz 1980'de eski başbakan Nihat Erim'in öldürülmesinden sonra 21 Temmuz 1980'de yazdığı "Savaşın Böylesi" başlıklı yazısında ise teröre çare bulamayan siyasileri eleştirdi. İşçisiyle, köylüsüyle, öğrencisiyle, öğretim üyesiyle, askeri ve sivil ile, okumuşu ve okumamışıyla yurttaşların kanını bu ölçüde sorumsuzca akıtan bir başka çok partili hayat mı var yeryüzünde? 12 Eylül 1980 darbesini yağmurun yağması gibi bir doğal olay olarak tanımladı. Darbeden birkaç gün sonra 17 Eylül 1980 günü yazdığı yazıda ise 12 Mart dönemini değerlendirerek geçmişten ders alınması gerektiğini ifade etti. Mumcu aynı yazısında adam öldüren, cinayet işleyen,
solculuğun hainlik ve alt düşmanlı olduğunu yazdı. 1 Temmuz 83 tarihinde yayınladığı yazısıyla 12 Eylül'ün Türkiye'yi bir iç savaş tehlikesinden kurtardığını, bunu açıkça kabul eden ve etmeden hiçbir sorunun çözüm bulma olanağının olmadığını ve bunun nesnel bir gerçek ve somut bir olgu olduğunu vurguladı. 1981'de terörün silah kaçakçılığı ile ilgisini ortaya koymak ve kamuoyunu bu konuda uyarmak için yazdığı Silah Kaçakçılığı ve Terör ismi kitabı yayınlandı. Aynı yıl Mehmet Ali Ağca'nın Papa'yı öldürme girişiminden sonra Ağca üzerinde inceleme ve araştırmalarını yoğunlaştırdı. 1982'de Ağca dosyası, ardından Terörsüz Özgürlük adlı makale derlemesi yayınlandı. 1982 Anayasası'nı eleştirdi. 1983 yılında Ağca ile cezaevinde röportaj yaptı. 1984 yılında Aziz Nesin öncülüğünde bir grup tarafından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan Aydınlar Dilekçesi'nin hazırlanmasına katıldı. 12 Eylül döneminde aydınlara yapılanları anlatan Sakıncasız adlı oyunu yazdı. Papa, Mafya, Ağaca kitabını yayınladı. 1987'de araştırmacı gazetecilik açısından büyük bir başarı kabul edilen Rabıta ve 12 Eylül Adaleti kitaplarını 1991'de en önemli araştırmalarından biri olan Kürt-İslam Ayaklanması 1919-1925 kitabını yayınladı. 1991 yılında İlhan Selçuk ve yaklaşık 80 Cumhuriyet Gazetesi çalışanı ile birlikte gazeteden ayrıldı. Bir süre işsiz kaldı. 1 Şubat-3 Mayıs 92 tarihleri arasında Milliyet Gazetesi'nde yazdı. Cumhuriyet Gazetesi'ndeki yönetim değişikliği üzerine 7 Mayıs 1992'de Cumhuriyet'e tekrar geri döndü. 7 Ocak 1993 tarihinde Mossad ve Barzani isimli bir yazı yazdı. Bu yazısında Barzani, CIA ve Mossad arasındaki bağlantılara değindi ve yazısını şöyle bitirdi. Kürtler sömürgeciliğe karşı bağımsızlık savaşı yapıyorlarsa ne işi var CIA ve Mossad'ın Kürtler arasında? Yoksa CIA ve Mossad emperyalist savaş veriyorlar da bu dünya bu savaşın farkında mı değil? Kürtler 8 Ocak 1993 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'ndeki Ultimatum başlıklı yazısında ise yakında yayınlanacak kitabında istihbarat örgütleriyle Kürt milliyetçileri arasındaki bağlantıları açıklayacağını yazdığı Mumcu. Ağabey ve İşçi Partisi Genel Başkanı Yardımcısı Ceyhan Mumcu, suikastten önce Uğur Mumcu'nun İsrail elçisiyle görüşme yaptığını basına gönderdiği açıklamada yayınlamıştı. Gazetecilik hayatı başarılarla dolu olan Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993 tarihinde uğradığı bombalı saldırı sonucu hayatını kaybetmeden önce polis, mafya, siyaset ağının derin boyutlarını araştırmaktaydı. Öldürme sebebi olarak da Abdullah Öcalan'ın bir müddet Milli İstihbarat Teşkilatı için çalıştığı iddiasını araştırması iddia edilmektedir. Uğur Mumcu 24 Ocak 1993'te Ankara'daki Karlı Sokak'taki evinin önünde arabasına konan C4 tipi plastik bombanın patlaması sonucu suikaste kurban giderek yaşamını yitirdi. Suikastin hemen ardından olay yerinde inceleme yapan uzmanların hiçbir delil bulamadığı, patlamayla itirafa dağılan ve cımbızla toplanması gereken delillerin ise süpürgeyle süpürüldüğü iddia edilmişti bu cinayetin ardından. Suikasti İslami Hareket Cephesi İbrace, Hizbullah gibi örgütler üstlendi. Suikastin arkasında Mossad'ın ve Kontrgeneral'ın olduğu da iddia edildi. Ergenekon davası sanıklarından Ümit Oğuzhan iddianamede yer alan ifadesinde Mumcu'nun seri numarası silinmiş ve Kürdistan Demokratik Parti lideri Celal Televani'ye götürülen silahla ilgili araştırması yapması nedeniyle öldürdüğünü iddia etti. Bununla beraber ağabeyi Ceyhan Mumcu kendi yaptığı araştırmada ölümüne yakın bir süreç içerisinde Mozart ve Barzani ilişkisi ortaya çıkınca İsrail Büyükelçisi'nin ısrarıyla kardeşi Mumcu ile bir süre görüşmek istediğini ancak Uğur Mumcu'nun tek görüşmeyi kabul etmemesine rağmen görüşmenin yapıldığını belirtti. Ayrıca suikast öncesinde Uğur Mumcu Kürt dosyası başlıklı kitabını yazmaktaydı. Bu kitabında PKK'nın ortaya çıkışını, Kürt ayaklanmalarını, Öcalan'ın aldığı dış desteği ve Barzani-İsrail-Öcalan ilişkisini incelemekteydi. Kitabını bitiremeden ölmüştür ve öldürmüştür bir cinayeti kurban gitmiştir. Suikastten sonra Mumcu'nun ailesini ziyaretleri sırasında
dönemin Başbakanı Süleyman Demirel, Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgin cinayeti çözmenin devletin namus borcu olduğunu belirterek adeta namus sözü verdiler. Ama maalesef suikastin failleri ise yakalanamadı. Mumcu'yu tarihe geçiren 10 sözüyle konuşmamın artık sonlarına geliyoruz. Ve o 10 sözü bir hatırlayalım bakalım. Mumcu neler demiş? Ben Atatürkçüyüm. Ben Cumhuriyetçiyim. Ben laikim. Ben emperyalistim. Ben tam bağımsız Türkiye'den yanayım. Ben insan hakları savunucusuyum. Ben terörün karşısındayım. Ben yobazların, hırsızların, vurguncuların, çıkarcıların düşmanıyım. Dün sabaha değin araştırarak yazdığım hiçbir konuyu yalanlayamadınız. Öyleyse vurun, parçalayın. Her parçamdan benim gibiler beni aşacaklar doğacaktır. 2. İmam Hatip liselerini bitirenler neden ilahiyat fakülteleri ve İslam enstitülerine gitmiyorlar da illa kaymakam, vali, savcı, yargıç ve subay olmak istiyorlar? Bu uzun vadeli eğitim ve bürokratik yerleşim projesini kimler planlıyor? 3. Cemaatlere, tarikatlara giren çocuklar 30 sene sonra general olacaklar. Cumhuriyete karşı ayaklanacaklar. 4. Gerçekte vicdan özgürlüğü, gerçekte demokrasi laik toplumda meydana gelir. Çünkü anti-laik toplumda dince kutsal sayılan kavramlar siyasal amaçlar için her gün sömürülür ya da Türkiye'de olduğu gibi Arap sermayesi tarafından Türkiye'de kurulan banka sistemlerinde olduğu gibi mali çıkarlar açısından sömürülür. Bu bir sömürüdür. Mustafa Kemal'de dinin gerçek yerine oturtulması, Allah ile kul arasında bir kutsal duygu olarak korunması amacıyla laikliği getirmiştir. İngiliz emperyalizminin Arap kapitülasyonunun aracı olmaması ve siyasi sömürü aracı olmaması için yapılmıştır bu. 5. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunamaz demiştir. 6. Milliyetçilik, vatan, millet, Sakarya, kan, ırk, bayrak edebiyatı mıdır? Yoksa ulusal çıkarların onurunu herkese karşı savunmak, yani tam bağımsızlık mıdır? Ülkenin onurunu ayaklar altında çiğnenirken, vatan, millet, bayrak edebiyatını, yani milliyetçiliği sadece kriterli kitlelere uyutmak, kandırmak için kullanılıp aslında bütün bu değerleri salt kendi siyasal ya da bireysel sınıfsal çıkarlar için kullanmak milliyetçilikse bunun karşıtı nedir? 7. Biz siyaset bakımından karşıtlarımıza özgürlük tanımazsak birer gizli faşist demek, faşistsiz demektir. 8. Bir kişiye yapılan haksızlık tüm topluma karşı işlenmiş bir suçtur. Susanlar da bu insanlık suçlarına katılmış olur. 9. Bu masum insanlar Yahudi de olur, Arap da, Hristiyan da. Ölenlerle ırk din ayrımı yapılmaz. Ölen insandır. 10. Bir gün mezarlarımızda güller açacak ey halkım. Unutma bizi. Biz bir gün sesimiz hepimizin kulaklarında yankılanacak. Ey halkım unutma bizi. Anneler ve babalar çocuklarını sokak ortalarında eşkıya çetelerince öldürsünler diye yetiştirmediler. Bir gün bunlara hesabı sorulacaktır. Laik Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Yılmaz savunucusu Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı araştıran ve sorgulayan değerli gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun aramızdan ayrılışının az önce de söyledik 30. yıl dönümündeyiz. Uğur Mumcu yaşamını toplumun gerçeklerini öğrenmesine adamış, Türk milletinin aydınlanması, laik, demokratik ve tam bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti için mücadele etmiştir. Özgürlüğün simgesi, Cumhuriyet'in sesi olan Mumcu, Kuvayi Milliye ruhuyla yaşayan, yüreği yurt sevgisiyle dolu, Türkiye'nin kaybettiği en büyük değerlerden biridir. Onun aydınlık fikirleri, savunduğu ve insani değerler, inandığı değerler, laik Türk milletinin aklında ve yüreğimizde sonsuza dek var olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle gerçeklerin ve doğruların üzerine korkusuzca giden, başarılı çalışmalarıyla Türk halkında derin izler bırakan, yurtsever, cesur gazeteci, yazar Uğur Mumcu'yu 30. ölüm yıl dönümünde saygı ve özlemle anıyor, nice uğurlar yetişmesini diliyorum. Teşekkür ederim. Uğur Mumcu'nun öldürüldüğü 24 Ocak günü başlayarak devam eden haftaya Adalet ve Demokrasi Haftası deniliyor.
demokrasiyi, adaleti, özgürlüğü savunan, bu uğurda can vermiş olan bütün aydınlanma kayıplarımızı sonsuz bir şükran, minnet, özlem ve saygıyla anıyoruz. Bombalı saldırıda evlerinin önünde, otobüs duraklarında, arabalarının içinde kurşunlanarak öldürülen ve katilleri yakalanıp hak ettikleri cezaları almayan bu yurtsever insanların ortak özellikleri doğruları söylemekten, yazmaktan korkmayan, Cumhuriyete, Atatürk'e ve devrimlerine gönülden bağlı cesur insanlar olmalarıydı. Onlara sesleniyoruz. Sizi unutmuyoruz, unutmayacağız ve unutturmayacağız. Şimdi emekli müzik öğretmeni ve koro şefi Soner Velioğlu yönetiminde Uğur Mumcu için yapılan Uğurlar Olsun adlı eseri ve Uğur Mumcu'nun sevdiği Ankara'nın Taşına Bak adlı türküyü seslendirmek üzere Keşan Türkü Dostları Derneği Türk Halk Müziği Korosu üyelerini mikrofona davet ediyor. Keskin kalın.